Cemiyetimiz 2003 yılında kuruldu. TAP bölgesine kapsayan bölgesel gazeteciler cemiyeti. 9 TAP ile var. Bunlar Şırnak, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Mardin gibi illerimizi kapsıyor. Fakat tüzüğümüzde gazetecilik mesleğinde başarı göstermiş bizim cemiyetin kriterlerine uyan arkadaşlarımız olursa İstanbul Ankara basınından da üye kaydı yapabilme imkanımız var ve üyelerimiz de mevcut. Türkiye'de basın meslek teşekkürleri içerisinde seçkin bir yeri var cemiyetimizin. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızdan Mehmet Talat Akay ve Şanlıurfa merkezden ulusal bir dergi çıkarıyor. Güneydoğu Life adıyla. O derginin sahibi, genel başkan yardımcısı. Metin Güneş Bey, Haber Duruş diye önemli bir haber sitesinin genel yayın yönetmeni, Batman'dan. Mustafa Ayhan Bey, Şanlıurfa'da Günlük Reha gazetesi var, onun editörü. Mehmet Ali Dağ Bey, cemiyetimizin genel başkan yardımcılarından, Kilis ilimizde İhlas Haber Ajansı temsilcisi olarak çalışıyor. Hüseyin Turan Bey zaten iki ülkenin ortak değerlerinden birisi. Evet. Kendisi TAP Gazeteciler Birliği'nin aynı zamanda Kıbrıs temsilciliği görevlerinde. Mehmet Çelik Bey Mardin ilimizde, Mardin Haber Gazetesi'nin sahibi. 30 ile aşkın bir süredir basın sektörü içerisinde önemli bir isim Mardin'de. Aynı zamanda da Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden emekli bir abimiz. Sayın Fevzi Şimdi Bey, Genel Başkan Yardımcımız, Mardin'de yayında bulunan Show Radyo'nun sahibi. Show Radyo, Mardin, Suriye, Türkiye sınırında çok yüksek bir tepede vericisi var. Önemli bir kitle de Suriye'den de radyolarını dinleyebiliyorlar. Evet. Ve İçerik adıyla haftalık gazetesi var. Hanifi Kılıç Bey de Gaziantep temsilcimiz, yönetim kurulumuzda. Hanifi Bey de Uydu'da yayında olan Bahar TV var. Onun genel müdürlüğünü yapıyor. Ayrıca programlar hazırlayıp sunuyor televizyonda. Böyle çeşitli illeri bünyesinde bulunduran bölgesel bir cemiyetiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin davetleri üzerine Kıbrıs'a geldik. Her zaman yüreğimizde taşıdığımız Kıbrıs'a ayak bastık. İlk defa gören arkadaşlarımız, meslektaşlarımızın yanı sıra uzun yıllar sonra tekrar gelenler oldu. Kıbrıs'ta altyapı başta olmak üzere birçok alanda Kıbrıs'ın ilerleme merhala kaydettiğini görmüş olmaktan mutlu olduk. Kuzey Kıbrıs davasını yakından takip eden, izleyen, sorunlarına ve meselelerine büyük hassasiyet gösteren bir kesimiz. Her zaman da sizin haklı mücadele ve davanızda yanınızda olduk. Olmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde dünya kulaklarını Kıbrıs meselesine her ne kadar tıkıyor gözüküyorsa da haklıların muhakkak sonunda başarılı olacağına, galip geleceklerine inanıyoruz ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyada tanınan, bilinen, üzerinde ambargonun kalktığı, dünyanın yüzüde turistik merkezlerinden biri olan, milli gelirini artırmış refah içerisinde bir Kıbrıs'ı inşallah hep beraber göreceğiz. Pazartesi günü ayak bastık, geldik. 2-3 gündür fevkalede sıcak bir ilgiyle karşılaştık. Kendi evimizde, memleketimizde gibi hissediyoruz. Sizlerle birlikte beraber olmaktan büyük mutluluk duyduk. Ayrıca siyasi karmaşaya sebep olan milletvekillerinin partilerinden istifasız sonrasında sizin başkanlığınızda bir seçim hükümeti kurulması, Türk
kadının dünyada ilk seçme seçilme hakkı elde ediliş mücadelesinden günümüze bir bayan hanımefendi Kıbrıs'ta başbakan yapabilme başarısı da Türk toplumunun önemli başarılarının, kazanımlarının birisi olarak görüyoruz. Özellikle bir bayanın başbakan seçilmesinden de